Deniz Makina 2003 yılında İstanbul'da kurularak kısa sürede büyümüş ve sektörün öncü markalarından biri haline gelmiştir. Firma, her türlü aydınlatma direklerinin projelendirme ve imalatını yaparak montaj hizmeti de vermektedir. 5. Uluslararası Elektrik Aydınlatma ve Tesisat Fuarına katılan firmayı standında ziyaret ederek Genel Müdür Makina Mühendisi Özcan Demir'den faaliyet alanları hakkında bilgiler aldık. Deniz Makina Elektrik İnşaat Yapı Sistemleri Ahmet Demir tarafından 2003 yılında faaliyete geçti. Evet. Ben de bu şirketin kurucusu olarak babamla birlikte, Ahmet Demir babamla birlikte faaliyete başladık. Şirketimiz ne yapıyor? Kuruluş amacı nedir? Faaliyetleri nedir? Böyle anlatır mısınız Sayın Bey? Daha çok dış aydınlatma tarzında çalışıyoruz. Aydınlatma direkleri. Evet. Başka çelik konstrüksiyon bölümümüz de var ama daha çok aydınlatmaya yöneldik. Firma ürün modellerini kendi bünyesinde tasarlamaktadır. Dışarıdan model almıyoruz. Kendi modellerimizi tasarlayıp onlar üzerine çalışıyoruz. Koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesiyle hareket eden Deniz Makina, gerek üretim aşamasında gerekse satış sonrası hizmetlerde gösterdiği sınırsız gayretle bu memnuniyet ve güveni hak ettiğini ortaya koymuştur. Niye tercih etsinler ki? Ne yapıyorsunuz? Satış sonrası olarak garanti, güvence olarak farkımız var. Şöyle demeyeyim, kalitemiz güvencemiz. Evet. Bir sıkıntı çıktığı zaman müşterimiz de 2 sene sonra da 3 sene sonra da kesinlikle birebir muhatabız. Yaptığımız malın kesinlikle arkasındayız. Firma ürünlerinin yaklaşık %50'sini Irak, Afrika ülkeleri, Türkmenistan gibi ülkelere ihracat yapmaktadır. Peki üretiminizin ve işlem hacminin yüzde kaçını ihracat yapıyorsunuz? Şu anda %50 diyebilirim. Yarı yarıya? Yarı yarıya diyebilirim, evet. Hacminiz var, evet. Genelde Irak ağırlıklı çalışıyoruz. Afrika ülkeleri yavaş yavaş açılmaya başladı. Evet. Türkmenistan, Azerbaycan, Kazakistan. Özcan Demir son olarak firmanın bundan sonraki hedeflerini şöyle ifade etti. Daha da büyümeyi düşünüyoruz, kaliteyi daha artırmayı düşünüyoruz. Evet. Özellikle devletimiz bu dışarıdan gelen, özellikle Çin diyelim, onlara bir kota sağlarsa, özellikle bu Çin yüzünden kar oranları çok aşağılarda. Eskiden %20 kazanç sağlayan işler şu anda %5, %10 arası bir kazanç sağlıyor. Bizim hedefimiz bunları böyle sabitlemek, çünkü şimdi vergi, sigorta, onları da kattığınız zaman kar marjları daha da aşağılara inebilir.